Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mahalle buluşmalarına devam ediyor. Başkan Başdeğirmen bu doğrultuda Binbir Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çok teşekkür ederim. Çocukların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Başdeğirmen onlarla yakından ilgilendi. Allah razı olsun. Çok yatırım alan bölgesi oldu. Zira Binbir Evler ve elektrik hatlarının %80'i yer altına alındı. Mahallesine çok güzel hizmetler yapıldığını belirten Binbir Evler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, "Ben size diyorum ki yiğidin hası harmanda belli olurmuş. Sizin harmanınız bereketli olsun, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim." dedi. Başkanım, biz şimdiye kadar hep güzel peşinde koştuk. Hep güzel olsun istedik. Ama biz çok güzeli yakaladık. Çok güzel oldu. Ne yaptık biliyor musun başkanım? 20 bin metre asfalt döktük Binbir Evlere. İstinat duvarı yaptık. Sosyal tesisimizi en güzel şekilde çevre düzenlemesiyle beraber yaptık. Park Bahçeler Müdürümle birlikte okulumuzun bahçesinin dizaynı, ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, sulamasına kadar okul bahçemize en güzel şeyleri yaptık. Camiyi yaptık başkanım, cami. Camimizin kapısını 7 metre kapı yaptık. Arkasından bayan tuvaletlerinin kapılarını değiştirdik, ayakkabılığını yaptık. Düğünümüzü, kına gecemizi yapacağımız karda, yağmurda, güneşte vatandaşımızın rahatça alışveriş yapabilmesi için pazar yerimizi kapatır mısınız diye sizde arz etmiştim başkanım. Allah razı olsun, bugün pazar yerimiz bitmek üzere. Başkanım, siz ne dediniz? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Yahu 4700 metre mezarlık mı olur kardeşim? Ben 400 bin metrekare mezarlık yapıyorum size demiştiniz. Bu yaptığımız mezarlık sosyal donatılarıyla beraber Isparta'nın değil de Türkiye'nin sayılı mezarlıklarından birisi olacağını ben sanıyorum başkanım. Onun için de çok teşekkür ederiz. Ben size diyorum ki yiğidin hası harmanda belli olurmuş. Sizin harmanınız bereketli olsun, yolunuz açık olsun, yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı olması düşüncesiyle Allah razı olsun diyorum. Size saygılar sunuyorum. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 4,5 yıllık görev sürecinde tüm mahallelere eşit hizmet verme gayretinde olduklarını söylerken, mahalle buluşmalarıyla vatandaşların istek ve önerilerini yerinde aldıklarını dile getirdi. Biz de sizleri burada gördüğümüzden son derece memnun olduğumuzu da söylemek istiyorum. 4,5 yıla yakın zamandır sizlerle beraber belediye başkanlığı yapıyorum. Sağ olsun Fazlı muhtarım da yapmış olduğumuz çalışmaların bazılarını sizlerle paylaştı. Bütün mahallelerimize eşit miktarda hizmet yapmak için gayret içerisindeyiz. Sabahları iş yerlerinin önlerinde simit peynir kahvaltısı, akşamları da bu şekilde mahallelerde sizlerle sohbet ortamında yapmış olduğumuz bu toplantılarda birçok faydalı sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Amacımız sizlerin mikrofonu alıp sizlerin daha çok konuşması, sizlerin bize söylemek istediğini söyleyebilmesi ve biz de bunun karşına verilmesi gereken hizmeti veya cevapları verebilmek. Onun için buradayız. Sizden gelecek talepleri bekliyoruz ve ona göre de çalışmalarımızı yapacağız inşallah. Vatandaşlar da tek tek istek ve önerilerini belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'e sundular. Sayın başkanım, ben yukarıdaki sitelerde oturuyorum da 4776 sokakta. Oraya bir otobüs durağı istirham edecektim. Halk otobüsleri başkanımız Faruk Bey burada mı? Muhtarımla yarın bakalım neresiyse. 4776 sokakmış, oraya otobüs çıkmıyormuş herhalde. Evet. O zaman yarın muhtarımla beraber yeri bir görün, bu eksiği de giderelim inşallah. Bakalım başkanım. Tamam. Benim evimin önünde iki tane çam ağacı var. Yıllardır hani kesip engliyorum, kesmeye. Evime zarar veriyor ama şu anda da kuru. Kesilmesini istiyorum. İkisi de kuru.
Tamamen kurumuş mu abla yoksa? Kurumuş, tamamen kurumuş. Tamamen kuruduysa keseriz ama yaş ise? Değil. Kesemeyiz. Değil. Erdinç Bey. Bir de evimizin yanında park var, oraya oturak istiyorsun. Erdinç Bey, ona da bir bak, bir de ağaçlara bakıver. Evet. Sevim Hanım'ın o sıkıntısını giderelim inşallah. Başkanım, ben buradan iki ay önce belediyeye doğalgaz için başvurdum. Evet. Allah razı olsun, evime geldiler, baktılar. Evimin halini gördüler, camımı taktılar, evimi boyadılar. Kötü kanepeleri attılar. Yeni kanepeler getirdiler. Allah razı olsun. Kalorifer tesisatla da bağladılar mı? Hayır, bağlanmadı daha. Gelecekler değil mi bağlamaya? İnşallah. Tamam. İyi bak, ne güzel. Belediyemiz senin evine güzel işler yapıyor. Başkanım, Allah razı olsun. Eksik olman. Çok sağ olun. Allah evlatına hayırlı şifalar versin. Rabbim kapısından mehremini çalıversin. Allah'ım burada değil Beytullah'ta yapıl eden, kabul eden, makbul olan dualardan eylesin. Amin. İnşallah. Allah razı olsun annem. Allah razı olsun. Duamızı eksik etmesin. Başkanım montajı kaldı. Montajını da bu hafta hallediyoruz. Teyzem seninkini de en kısa zamanda çok yapıp sağ... teslim edeceğiz inşallah. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Eksik olmayın başkanım. Benim herhangi bir isteğim yok başkanım. Ben size teşekkür etmek için istedim mikrofonu. Biz 2 Temmuz günü kötü bir kaza geçirdik. Çocuklarımız yüksek bir yerden düştüler bisikletle. Gerçekten kötü geçti. Şu an tedavisi devam ediyor kızımın. Daha da devam edecek, uzun bir süre var önümüzde. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bu konuyu siz de biliyorsunuz, düştüğü yeri de gördünüz. Serkan Başkanım, Fahrettin Başkanım, Erdinç Bey, Fen İşleri Müdürümüz, hepsine buradan sizin huzurunuzda, herkesin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Orası şu anda yapıldı. Çocuklarımızın düştüğü alan yapıldı. Size muhtarlığımız tarafından herhangi bir talepte bulunmamasına rağmen siz özellikle bu olayla ilgilendiniz. Herkesin huzurunda size teşekkür etmek istiyorum. Bunun için istedim mikrofonu. Size geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sizin evinize gelip ziyaret ettim. Çocuğumuzu da gördüm. Allah verilmiş sadakanız varmış ki çok sonucu kötü olabilecek bir yerden daha iyi bir şekilde çocuğumuz çıkmış. İnşallah Rabbim bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın. Sizleri de korusun çocuklarımızla beraber. Başkan Başdeğirmen voleybol sahasıyla sokak hayvanları ile ilgili talepleri de geri çevirmedi. Başkanım hep erkekler ya. Bir de voleybol sahası yapsanız kadınlar için. Biz bir tane voleybol sahası istiyoruz. Nereye istiyorsunuz? Okulda yok mu? Tepeye olur. Var mı böyle bir voleybol alanı yapabileceğimiz yer? Tepede her yer arazi. Yapsınlar bir. Muhtarım bana yer getirsin. Biz oraya bir voleybol sahası yapalım. Tamam başkanım, çok teşekkür ederim. Tamam, peki. 4785 sokakta baktığımız sokak hayvanları var. Mama alıyoruz ama yeterli olmuyor. Barınak da yeterli olmuyor. Malum kış geliyor ve hasar görüyor. Sizden talebimiz 4785 sokağa kedilerimiz için barınak ve mama yardımı. Murat Bey, şimdi... Efendim başkanım. Melike diyor ki 4785 sokağa kedi kulübesi. Konu sende. Tamam başkanım. Melike yani... numaranı ver Murat amcana. Tamam. Sana haber verecek. Nereye konacağını söyleyeceksin. Oraya bir de yedek Melike'ye bir çuvalda kedi maması verin. Tamam başkanım. Onu da orada dağıtsın. Teşekkür ederim başkanım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Allah evladınıza acil şifa versin. Amin, amin. Çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah şifalar versin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mahalle buluşmasının ardından muhtar Fazlı Şıkşık, belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'e çiçek takdim ederken, mahalle sakinleri tarafından 3 Hatmi Şerif ve 23 Yasin okunduğunu dile getirdi. Okunan Hatmi Şerifler ve Yasin-i Şerif'in duası yapıldı. Başkanım, her şey için çok teşekkür ederiz. Bizim mahallemizdeki insanlarımızın 3 tane hatmi, 23 tane bu Yasin duasını yapmak için... Ali hocam gelir misiniz lütfen? Ya İlahi'l Alemin, okunan hatimlerden, okunan Yasinlerden, okumuş olduğumuz Fetih Suresinden hasıl olan sevabı... Evvelen bizzat Hacı-i Kainat sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
aziz ruhlarını hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te şehit olan Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Kıymetli başkanımızın, kıymetli evladının da hasta olan kardeşimizin de acilen şifaya kavuşması için dua ediyoruz. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Başkan Başdeğirmen çok güzel bir hediye aldıklarını dile getirerek hep beraber dua ettik. Müslüman alemi olarak bugünlerde çok üzgünüz. Rabbim benim de kızıma ve tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin inşallah dedi. Çok güzel bir hediye aldık. Hep beraber dua ettik. Rabbim benim de kızıma acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim çocuğumuzu bize bağışlar inşallah. Tabii ki Müslüman alemi de bugünlerde çok üzgün. Hepimiz üzgünüz. Filistin'deki bu katliam maalesef bizleri çok üzdü. Rabbim bir an önce onları da bu sıkıntılardan kurtarsın. Karşısındaki düşmanlara da aklı selim düşünmesini, davranmasını nasip etsin inşallah. Evet, bu güzel çiçeği de sizler adına mesai arkadaşlarıma ben de vermek istiyorum. Çünkü bizler bu çalışmalarımızı tek başımıza yapmıyoruz. Bizler hep beraber çalışarak bu güzel işleri yapıyoruz. İnşallah onlara da Rabbim kolaylıklar nasip etsin.